Merhaba dostlar, hepimiz tarafından ahtapot sukulenti olarak bilinen aslında Euphorbia türümüz tam da çiçeklendi. Size detaylı anlatmak istedim. Çiçekleri bu kadar işte. Standart Euphorbia çiçekleri, minicik minicik, aslında papatya gibi ama çok küçük tabii ki, mercimek tanesi kadar. Çok sevilen bir tür. Ben de çok küçük almıştım, 5,5'luk saksıda. Sanırım bu 4 yaşları civarı olması gerekiyor. Çünkü büyüdü. Alt dalları bazen kuruma yaptı, kopardım. Üretmeyi denedim. Biraz sonra yavruları göstereceğim zaten. O yüzden de alttan yapraklar alarak ilerledim. Bu da aynı tür. Bu biraz daha küçük. Daha sonradan almıştım bunu da. Aslında ikisi de aynı. Fakat konumlarından dolayı bakın farklı gibi görünüyor. Şöyle yaklaştırayım. Bakın sanki farklı gibi duruyor. Hani bu daha yaşlı bir bitki olduğu için, kolları uzadığı için ve tüm gün güneşte durduğu için daha böyle yaprak yapısı renkli, sanki uzadığı için de daha cılız gibi duruyor. Bu da sabahtan öğlene kadar güneşte dostlar, sanki daha dolgun ve farklıymış gibi görünüyor. Hayır, değil aslında. İkisi de aynı. Bu da çiçeklenme dönemine girdi. Yavaş yavaş tomurcuklar oluşuyor artık. Sadece konumlarından dolayı biraz şekilleri farklı gibi duruyor. Bu da uzadıkça, büyüdükçe emin olun öyle olacak. Sarkacak dalları. Çok güzel bir tür. Ben seviyorum. Böyle bir kovanın içerisinde. Bu da sukulent saksısı yapmıştık biliyorsunuz, konserve kutusundan, dekopajla. Onun içerisinde gayet mutlular. Kök yapıyor dostlar. Bu yüzden saksı derinliğini azaltmıyorum. Yani boyutuna göre bu derinliklikler iyi. Toprağım, sukulent ve kaktüs toprağı kendi hazırladığım zaten. Gayet mutlu. Euphorbia ailesi aşırı susuzluğa hiç gelemiyor dostlar. Bu yüzden şu an ben yağmura çıkarmıştım bunu ama birkaç gündür. Fakat toprağı kurudukça mutlaka suluyorum. Susuz bırakmıyorum. Susuz bıraktığınızda dallar çok cılız oluyor. Ve çok zayıf düşüyor. Böyle dolgun dolgun olmuyor. Bakın hatta bu biraz daha susuz. Bir de çiçeklenme döneminde biraz susuzluk eğilimi gösteriyor. Bu yüzden çiçeklenme dönemi biraz daha su veriyorum. Bakın dalların uçlarında bile tomurcuklar oluşmuş. Çok güzel. Bunda da aynı şekilde böyle kırmızı minicik minicik tomurcuklar oluşmuş. Bu kadar açıyor. Çiçeklerinin yapısı bu. Ve çok uzun süre üstünde kalıyor. Hani ne kadar tam hatırlamıyorum ama çok uzun süre kalan çiçekleri var. Çok da hoş. Kokusuz çiçekleri. Ben algılamadım yani. Benim yaz kış dışarıda dostlar. Euphorbialar biliyorsunuz soğuklara dayanıklı değil. Fakat benimkiler alışık. Eksilerde bile dışarıdaydı. Ama siz sıfırın altına düştüğünde korumaya alın euphorbialarınızı. Gece üstünü örtün, gündüz açın. Ziraidon'a kesinlikle dayanıklı değil. Benim bölgemde Ziraidon'da yok biliyorsunuz. Artık tüm videolarımda duyuyorsunuz bunu. Çok hafif bir Ziraidon oldu. Fakat konumumdan dolayı terasım tüm gün güneş aldığı için, taşlar ısındığı için ve bir koruma sistemim olduğu için, çatı sistemim olduğu için ısı burada çok aşırı düşmüyor dostlar, en tepede olduğum için. Bu yüzden hiçbir şekilde hafif Ziraidon'dan da etkilenmediler. Tabii ki kışın büyüme evrelerini tamamen durduruyorlar. Yani büyümüyorlar. Şu anda bahar geldi artık. Baharla beraber, tomurcuklarla beraber çiçek açıp hemen hızla büyümeye başlıyor. İlk aldığınız 1-2 yıl içerisinde büyümüyor gibi gelebilir size. Fakat sonradan anaç oldukça bitki, yani büyüdükçe büyüme hızı artıyor. Bunu gözlemledim. O yüzden sabır istiyor. Hani böyle dikin, bekleyin. Yılda bir kere saksısını değiştiriyorum. Çok fazla yerini, konumunu onun değiştirmiyorum dostlar. Hep aynı yerde duruyor benimkiler. Bunu özellikle tüm gün güneşi, bunu da zaten sabah güneşine öğlene kadar koydum ve konumlandırdım. Tabii ki bu sanki daha güzel gibi duruyor. Hakikaten sabah güneşini seviyor yani. Ama bu da çok mutlu. Bundan aslında bebekler ürettim dostlar. Şöyle göstereceğim şimdi. Bakın dalları alttan kopardığınızda
güzel bir şekilde kopuyor zaten, merak etmeyin. Kuru toprağa diktiğinizde köklenmeler başlıyor. Çok geç köklendi bende. Yani ben öyle gözlemledim. Ve emin olun bunun bu şekilde rozet yapabilmesi, baş yapabilmesi bir dalın çok uzun sürüyor dostlar. Yani şu rozet yapmaya başladı dal ucundan. İnanın belki hani 1,5-2 yaşına yakındır. Tam da emin değilim. Böyle kopan dalları ben toprakların içerisine aslında dikmiştim. Öyle rastgele kökleniyor. Fakat bundan üretim çok sabır istiyor. Bu yüzden bu kendi halinde bir bitki. Yani kendi haline bırakacaksınız. Tabii ki yine kopan dallarını ya da denemek istiyorsanız bu şekilde köklendirebilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Mesela bu artık baş yaptı. Oldukça da susuzlar. Su vereceğim şimdi. Onları yeni yerlerine dikeceğim. Yeni saksılarına ve su vereceğim. Bakın onlar bile tomurcuk yapmış. Dal uçlarından. Çok bu şekilde, yani hani çok yoğun bir üretim beklemeyin. Çünkü bu dalların köklenme süreci, yavru yapma, yani daha doğrusu böyle rozet tutma süreci oldukça uzun dostlar. Bu kendi halinde bir bitki, kendi halinde çoğalıyor, kendi halinde büyüyor bu şekilde. Bir arkadaşımızın böyle devasa boyutlarda büyüdü, kocaman çok büyük bir saksıya ekti. Bunun için de tabii ki uzun yıllar istiyor. Güzel bir eforbiya, ben seviyorum. Hani çok fazla eforbiya ailesine böyle yakın olmasam da bunu çok seviyorum. Hem böyle ahtapot gibi şekli de çok güzel ve enteresan. İlk sukulente başladığımda da ben çok görüyordum böyle resimlerde, hani özellikle Pinterest'te çok görüyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Almıştım, kolay bulunan, ekonomik de bir tür. Bu ekonomik olanı, bunun başka özel koleksiyon türü olanı da var. O çok farklı. Onun dal yapısı oldukça kalın. Yani bu üç dalın birleşimi gibi bir şey. O koleksiyon türünden benim yok. Bunlar yani iki tür aslında, alt tür olarak var aslında. Bizimki klasik olanı. Ben çiçeklerini çok seviyorum, eforbiyaların. Küçük sarı sarıya klasik böyle eforbiya çiçekleri çok hoş oluyor gerçekten. Minyatür minyatür, tam papatya gibi böyle. Hepsi beş taç yaprak oluyor. Dalları da çok güzel. Bakın güneşi toplamaya çalışıyor. Dallarını yukarı yukarı kaldırıyor. Bu artık büyüdükçe sarkma eğilimi gösteriyor. Güzel dostlar, sevdiğim bir tür. Sizin de varsa böyle kopan dallarından üretebilirsiniz. Ama hani kendi halinde bir bitki bu. Ancak böyle büyüyecek, böyle full üretim olmayacak. Herhangi bir sorunuz olursa video altında sorarsanız mutlaka cevaplarım, deneyimlerim, gözlemlerim bunlar dostlar. Hepinize sevgiler.